Bunlar hep senin için Esma Sultan ha, bu türküler. Bu Erzurum türküleri hep sana. Tabii, Erzurum yöresindenik ya. He, bunlar hepsi sana. Evet. Ya bunlara değil yani, bu Ömer'le Tayfun'a değil. Sağ olasın. Senin için. Hoş evet. geldin tekrar İstanbul'a. Hoş bulduk. Sen sık sık İstanbul'a geliyorsun zaten, kızın burada. Kızlarım burada, gelirim. Kaç çocuk var? 7 tane. Hey maşallah. Kaç erkek, kaç kız? 4 erkek, 3 kız. 4 erkek, 3 kız. 3 kız. Bir kere de isimlerini sayabilir misin böyle şaşırmadan, küçükten büyüğe? Gülay kız, Gülkan erkek. Peşimler. Ya ne oldu? Ne oldu? Yani. Ha, sayayım mı? Evet, say. İmral. Dur Ömer. dur Esma Sultan sayacak. He. İmral, Ömer, Funda, Emrah, Muhammed saydım. Hepsini saydı. Hepsini saydı. Daha ne olsun. Eşin şu anda nerede? Tarlada mı yoksa bizi izliyor mu acaba? Tarlada. 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 İzlemez mi seni? Bir bakmaz mı bir Esma nasıl çıkacak televizyonda? İzler o. İzler o. İzler. Yani de olmazsa oğlunu izler mecbur. Seni izleyecek. Oğlun evet. izle. Oğlun i̇zler. Her gün görüyor. Seni ilk defa televizyonda görüyor şimdi. Evet izler. İzlemez mi? İzler. Ben demin dedim ki Ömer'e, anne dedim sanki böyle biraz daha baskın gibi ama dedim. Hani böyle eşine sözünü geçiren böyle bir tam böyle bir Anadolu kadını gibi dedim ama Esma anne dedi ki. Yok. Baba. Erzurum milleti şey etmez Erzurum'u kadar. Anam babamı bulamaz ki baskın olur. Babam çünkü sürekli yani, tarladadır, çayırdadır. Babam böyle boş durmayı sevmez. Sabah uyanır, diyelim sabah namazını kılar, çıkar evden. Bir de akşam gelir eve. Ne yapsın adam? Hep böyle dağda bayırda da dolaşır. Ne bileyim tarlada, çayırda dolaşır. İneklerin peşinde dolaşır. Yani oturmayı sevmez. Bir yerde oturmaz. Yazın daha çok çalışıyorsunuz değil mi? Yazın evet, tabii ki. Zaten biz işten duramazdık. Benim işimde, o da kendi işimde. Ne yapıyorsun Esma Usta? Şöyle bir gününü anlat bakayım. Sabah kaçta kalkıyorsun? Sonra neler yapıyorsun akşama kadar? Sabah saat 4'te kalkıyorum. Namaza kalkıyorum. Sabah 4'te? 4.30. Maşallah ya. Çok namaz erken. O vakit ezan okunur. Tamam. Ondan sonra ahıra giderim. İnekleri sağarım. İneklerden sonra sütü vururum makineye. Ondan sonra peynir yaparım. İşte mali... Dışarıda hani sobanı tarır ya, sobana katarık. Tamam. İşte malcılığın şeyiyle uğraşırım. Ondan sonra kocanın yerine giderim, iş yerine. Orada da bana düşen ayırdı olan işleri yaparım. Helal olsun sana. Yaş kaç Esma anne? 64. 64? 64. Kur'an çarpsın hiç 64 gibi durmuyor. Yemin ediyorum vallahi 50 gibi. Hele de çöp yerinde. He? Yemin ediyorum. O herhalde senin hem çalışman evet. hem o köydeki temiz hava, hep beslenmen organik, evet. şu ballardan falan. Evet. Elbette. Şu yaptığımız kenarda da Ağustos ayında köylerine gidip yaptığımız yağ bak Esma Sultan bak. Oradan bize yağ yapıyorsun bak. Evet. O mis gibi. Organik başka organik dışında başka hiçbir şey yemiyorsun değil mi? Hayır, hiçbir şey yemez. Ben zaten mesela sabah kahvaltısında Esma Sultan ne yiyor sabah kahvaltıda? Sabah kahvaltısında yani ayrıca şey demem de hep o masada olduklarından peynir, bal, güvenmiş peynir, tereyağı. Tereyağı. Hepsini de kendiniz yapıyorsunuz. Evet, hepsi organik. Kendimizden yapıyoruz. O yüzden çok şanslısınız. Evet. Vallahi billahi. Bir de doğa mesela şimdi görüntüde de var. Doğa temiz, hava temiz. Bizim orada böyle bir hava kirliliği diye bir şey yok. Onun da büyük etkisi çok, var. Çok fazla tabii. araba kullanmıyorsunuz. Bir yerden bir yere hep yürüyerek gidiyorsunuz. Evet. Aynen. Değil mi? Evet. Asansör yok, bir şey yok. Yok asansör yok. İşte. Çöp yerinde. Biz zaten hiç içer. Biz ikinci kata çıkarken bile asansöre binip çıkıyoruz işte. Zaten hiç içer kat evlerde fazla olmuyor çöplerde. Yok hiç hani şeyden bahsettim yani her yere ayağımızdan. Tabii evet. ki hareketle gittiğiniz evet. için o yüzden güzel. Evet. İzleyelim mi o görüntüleri bir? Sen izledin mi kendini? İzledim de yine izliyor. Verelim mi? Ver. Ne izliyor diyor. Doymuyorum hiç kendimden. Söyle o zaman. De, şimdi beni izleyeceksiniz de beni. Evet. Nasıl tereyağı yaptım onu görün de. Bir söyle. Nasıl tereyağı yaptım? bir görün. Bir görün. Bir tereyağını yaptığımı görün. Nasıl yapmışım? Hadi bakayım nasıl yapmış Esma Sultan tereyağı. Hadi. Anadolu'yu karış karış gezen ekibimiz bu kez Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum'da. Üstelik Alişan da var yanımızda. Bakalım kimler var yanında? Evet Alişan'ın hayata gülümse izleyicileri. Şu an gördüğünüz gibi muhteşem bir yerdeyiz. Muhteşem bir doğadayız. Erzurum'un Narman ilçesinin
Kilimli köyündeyiz. Ve yanımızda Esma anne var. Esma Sultan Karahan ve oğlu Ömer, Alişan'la birlikte bir kazanın önünde çıkıyorlar kameralar karşısına. Esma anne, sen aslında meşhursun. Vallahi meşhursun. Sosyal medyadan Esma anneyi zaten bol bol görüyorsunuz, onu tanırsınız. Esma anne ve oğlu Ömer'le birlikte burada organik, kendi hayvanlarından, kendi el emekleri, göz nurları. Burada tereyağlar yapılıyor, evet. Peynirler yapılıyor. Evet. Sohbet sürerken bir yandan da kazan kaynıyor kaynamasına, ama içinde ne var acaba? Şu anda da kazanımızın içinde ne var? Doğal tereyağı. Tereyağı var abi. Şimdi bu tereyağını eriteceğiz, kaynatacağız. Ana oğul kameralar karşısında tereyağı kaynatıp ondan sade yağ yapacak. Laktoza alerjisi olanlar ekran başına. Sade yağ en çok da sizler için şifa. Şimdi içeride ne var? Yağ. Tereyağı var. Tereyağı, evet. Saf tereyağı. Evet. Niye eritiyoruz? Kaynatıyoruz. Onun içerisinde tortası var. Hı hı. Tortasından tamamen arınıyor. Geriye sadece tereyağının özü kalıyor. Tamam. Bu sarı yağ denilir bizim burada. Türkiye'nin genelde de sade yağ derler. Sade yağ yemeklerde, böreklerde, tatlılarda kullanılır. Laktozsuz olur ayrıca. Mesela laktoz alerjisi olanlar da bunu tüketirler. Harika. Esma annenin 3 tane de kızları varmış. Ama sade yağını pişirme işiyle oğlu ilgileniyor. Neden acaba? Ya bu işleri daha çok kadınlar yapar ya, ona öğretin. Bak çok. Adam şimdi para kazanıyor işte. Dışarı gittiler, şehirde gelir, yapar mılar? Ya onlar dışarıda. Onlar dışarıda, İstanbul, Bursa, biri de hemşire. Arkada evet. İnekler otluyor. Evet. Burada tayla yavrusu. Bu da yeni tay olmuş. Evet, bizde şimdi şöyle. İlk doğan atın yavrusuna kurik denilir. Kurik mi? Tabii. Evet. Kurik büyür, tay olur. Tay büyüyünce de at olur. Doğru mu ana? Doğru. Mesela nenem dedi ki at gidiyor, kurik de peşinden. Terki sıra. Mesela terki sıra peşinden gidiyor. Peşi sıra. Aynen, peşi sıra. İlk doğduğuna kurik denilir. Kurik büyüyünce tay olur. Hı. Tay büyüyünce at olur. Şimdi burada kurikle at var. Bu kurik, aynen. Kurikle anası. Bu şimdi biraz büyüdü mü tay olacak. Bu kadar sohbet yeter. Bakalım kazanda kaynayan yağ ne durumda? İnekler böyle yeşilde, çiçekli otladığı sütten yapılan tereyağına mayıs yağı denilir. Mayıs yağı denilir. Bu mayıs yağı da bizim burada Haziran'ın başında başlar. Ta Ağustos'un sonuna kadar devam eder. İnekler çünkü doğada yeşilde otlar. Ve mayıs yağı biraz daha böyle kokulu olur, aromalı olur. Şu an içinde mayıs yağı var. Mayıs yağı var. Şimdi açayım görelim. Şöylece tereyağımız, mayıs yağının rengi de sarı olur gördüğün gibi abi. Bismillahirrahmanirrahim. Rengi sapsarı. Şimdi bunu eriteceğiz, kaynatacağız. Kaynadıkça tortasından arınacak, tortası dibe çökecek. Tereyağının özü de yüzüne çıkacak. Ona sarı yağ denilir. Dünyaca ünlü bu yağın mis gibi kokusu Alişan'ın da iştahını kabartıyor. O kadar güzel kokuyor ki, o kadar da güzel görünüyor ki. Bir bununla yumurta kır ye. İşte bir tane normal yağlı yumurta. İşte bunu bir İstanbul'da den abi. Bir yumurta kır buna, bir tane bak ki nasıl tadı. Vallahi billahi. Erittiğimiz sade yağı kullanıyoruz. Yemeklerde de kullanıyoruz. Yumurta kırarken de kullanıyoruz. Mis. Mesela patatesi sabahları biz kahvaltı her sabah patates kızartıyoruz. Hep sade yağla yapıyoruz. Bu arada Ömer Bey'in de Alişan'a bir sürprizi var. Birazdan inek de sağacağız değil mi? Tabii inek de sağacağız. Hatta inek sağıp sütlü kahve yapacağız. Böyle ineğin sağdığımız sütten? Tabii ineğin memesinden sütü sağıp hemen burada közde kaynatıp sütlü kahve yapıp içeceğiz. İnekten süt sağılacak ama Alişan çekiniyor biraz. Ben çok korkuyorum, inek sağmıyorum ya. Yok orada bir şey, alışırsın artık. İnekten alışırsın. Şey yapar da tekme atar falan diye korkuyor. Şimdi makineyi takırsın ya, asla da bir şey yapamaz. Ben sağırken sen tut ineği. Evet. Tamam. Tutacak adamlarımız var aslında burada, tutacak onlar tutar. İneği ben sağırken bir 10-15 kişi tutması lazım. Her yerinden bağlı ineği. Varız yani, bir 10 kişi yakında varız tutarız. Ha, vallahi korkuyorum. Birimiz kulağından tutarız, ben birimiz boynuzundan. He? Ben sağayım. Zaten önce sen sağ, ondan ben sonra... Sağayım. Sen sağ, ben selamet. Kazanda yağ kaynaya dursun. Alişan süt sağacak şimdi. Önce sağılacak ineği seçiyor. Bak şunun sütü çok ha. Çünkü... Onu aynen. Çok dolmuş anne. Onu sağalım. Şu değil mi? Şu arkadaki. Aynen. En sakin. En sakin o mu? Bir tane zincir var mı? Bağlayalım boynuna. Alişan'ın en sakinini seçtim dediği inek. Bakın herkesi nasıl peşinden koşturuyor. Dur. Onlar neyse ki sakinleşti inek biraz.
Ama iş süt sağmaya gelince bakın nasıl yine huysuzluğu tutuyor. Bana atar mı? Sana atsa mı? Da yan atmış. Çok... Bilal atmaz. Sen tut. Dikkat et abi. Dikkatli ol abi. Yukarıdan al. Al abi. Yukarıdan. Oldu. Yok abi. Bir şey olmaz abi. Sadece Alişan değil, Esma Sultan'ın oğlu Ömer de korkuyor gibi süt sağmaktan baksanıza. Sağ Alişan abi, sen de sağ. Ben. Aynen. Sen sağ. Ben mi? He, sen de korkuyorsun galiba. Ben de. He? Gel buraya, gel sen sağ. O sağsın, o insan. Gel. O pecer. Anne korkuyor mu? O yine kelime az sağsın, sen de sağ, sen de sağ. Dur, Ömer de sağsın. Ben Ömer sağ. Haydi dur bakalım. Tamam, dur. Ben de. Aha. Savuyorum abi. Vallahi Ömer yapar. Ömer! Dur! Sakin ol. Dur. Bitti zaten. Hep topu bir cezve süt savuyoruz. Eyvallah. Sağdık. Sanki sağdınız. Sağ ol. Ben nasıl yapayım ya? Can Erzurumlu köylülerle süt sağdı sağmasını ama bakalım kazanda kaynayan yağ ne durumda? Burada tereyağında son durum ne diye geldik Esma Sultan'ın yanına. Nedir anne son durum? Kaynamaya başlamış. Kaynadı. Artık çok az bir süremiz kaldı çok herhalde. Çok az kaldı ya. Ayranı dibine inacak, tortası, ayranı, suyu, sada yağ kalacak, sade yağ. Yüzüne çıkacak. Az kaldı, yarım saat kaldı. Hadi bakalım. Evet. Böyle fokur kaynayacak. Kaynadıkça ayrışacak. Kaynadıkça tortası dibine çökecek. Özü yüzüne çıkacak. Ondan sonra yüzünü alıp kavanozlara doldurup tüketime hazır hale getirmiş oluyor. Anne oğul Erzurum'da balcılık da yapıyor. Üstelik burada bal sadece sarı değil, beyaz bal da var. Evet, yanlış duymadınız. Balın rengi beyaz. Hem de bembeyaz. Bu normal bildiğimiz bal. Bu da bal. Böyle bir bal hiç gördünüz mü? Beyaz bal. Bu nasıl beyaz oluyor Ömer? Abi böyle hakiki çiçek balının özelliğidir. Bu bekledikçe donar, katılaşır ve beyazlaşır. Ben hiç beyazlaşan bal görmedim. Her yerinki olmaz. Özellikle bu bizim Erzurum, Kars, Ardahan bu bölgenin bitki örtüsünden kaynaklı bal böyle bembeyaz olur. Mesela başka bölgelerde de donar da bal ama onlarda sarı donar. Bir kısmı kahverengi renkte donar. Bazı ballar donmaz. Mesela çam balı donmaz, kestane balı donmaz. Çiçek balı donar. Donunca da böyle katılaşır, bembeyaz olur. Tam bir cezve süt sağdılar az önce. Bu da Alişan'a kahve sürprizi yapmaya yeter de artar bile. Evet, son olarak sütlü kahvemiz de artık kaynadı. Dolduralım içeri bakalım. Kirazın sütünden. Kirazın temiz sütünden. Bu senin payın abi. Gel seni kenara alayım. Bu da benim payım olsun. Bunu da anneye ver. İşte böyle bir doğada da böyle inekten direkt sütü sağıp üzerine kahveyi koyup böyle bir ateşte sütlü kahve yapmak ve onu içmek Allah herkese nasip etsin ne diyeyim. Alişan da kızı Elize bakın nasıl bir sürpriz hazırlıyor. Çok güzel bir tayımız var. Bu da bir ay önce falan doğdu. Bir aylık bir tay. Hiç ayrılmıyor annesinden canım. Yok, benim. Yok peşinde ya. Bu. Hep annesinin peşinde, hep annesine. Asla emiyor. Ayrılmaz. Atın ismi de Kırtay. Kırtay. Şey yavrusunu? Yavrusuna daha bir isim vermedik. Hadi takalım. Ya halen daha duruyor bilmiyorum ne koyalım. Kız mı erkek mi bu? Dişi. Dişi. Kırtay. Ne koyalım? Elis koyalım. Kızımın ismini koyalım. Elis mi olsun? He? Tamam. Elis Zeyle. Olsun Elis. Benim ismimi taşıyan inşallah Aralık'ta doğacak. Aynen. Danamız. Aynen. Erkek bir kuzağımız. Manda Alişan vardı bir de Dana Alişan olsun. Bakalım.